En sık kullanılan mantıksal operatörlerinden bir diğeri de or'dur. Or kısmen and'e benzer ama tek farkı şudur. And hatırlarsanız bu operant kısımları yani şu kısımlar sağ ve soldaki kısımlar true dönmek zorundaydı. Her şartın, her kriterin true dönme zorunluluğu vardı and'de. Bununla ise böyle bir zorunluluk yok. Hangisi uyuyorsa onu şart olarak kabul edecektir, onu alacaktır. Mesela burada where employee id 7 or employee id'si 6 olarak bunları listeleyeceğim. Var mı bunlar peki? Bakıyorum. Bakın ikisi de varmış. Employee id'si 6 da var. Employee id'si 7 olan da var. Peki ben bunu 7 değil de düzeltiyorum. 6 değil de 60 yapayım. Yani employee id'si 60 olan kayıt yok. O zaman ne olacak? Bu hata vermeyecek. Sadece 7'yi getirecektir. Burada. Burada sıkıntı yok. Yani herhangi bir şartınızın vereceğiniz şartlardan herhangi birinin uyduğu durumda size getirilmesini istiyorsanız aksi halde sizin için sıkıntı değilse yani getirilmemesi sorun değilse bu or yapısını kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapsak. Select yıldız from users. Böyle bir tablomuz yok ama olduğunu varsayalım. Örnek üzerinden gidiyoruz. Şurada da geleyim. Where user id'si düzeltiyorum. User id değil. Username and password. Bu tanıdık gelebilir. Mantıklı gelebilir. Bu mesela bir login işlemini yapan bir kullanıcı giriş işlemini yapacak olan basit bir sorgu. Kullanıcının e-mail'e düzeltiyorum. Username'i mesela Cihan Özhan benim. O ve şifresi de şu olsun. Bunları bu şekilde bir sorgu yaparken iki tarafın da true dönmesi mecburi. Bu örnekte mecburi. Çünkü eğer